Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kars Merkez'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Tipioğlu çiftliğine konuk olduk ve yanımızda işletmemizin sahipleri Faruk Tipioğlu ve babası Yusuf Tipioğlu var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Yusuf Bey merhabalar. Merhabalar. Faruk Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, sağ ol. Teşekkür ederim. Nasıl, iyisiniz? Teşekkürler efendim, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle efendim bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Siz de hoş geldiniz, safa geldiniz. İstanbul'dan buraya kadar gözümüze gelmişsiniz. Bizi röportaja aldığınız için çok teşekkür ederim. Bizim için de çok büyük bir keyifti efendim sizleri ziyaret etmek buralarda. Ben röportajımı öncelikle babayla, Yusuf Bey'le başlamak isteyeceğim. Yusuf Bey, ben burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Yusuf Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? İsmim Yusuf Tipioğlu. Kars Merkez Yalınkaya Köyü'nde oturmaktayım. Ve kendimize de ait çiftliğimiz vardı, Tipioğlu çiftliği. Hayvancılıkla, ziraatçılıkla bu işleri uğraşıyoruz. Yetiştirici, hayvancılık yetiştiricisiyle. Evet. İneklerimiz vardır, buzağlarımız vardır. Süt satıyoruz. Ondan sonra... Hani çekirdekten yetişmiş bir isimiz. Ekip biçiyoruz biz. Tarla, evet. Arpa, buğday, yulaf. Bunlarla meşgulüz. Evet. Yani evet. Hayvancılığımız çok güzel. Ama gel gelelim, hayvancılık bu sene randımanlı değil. Evet. Geçen sene ravan, bu sene hayvanlarımız düştü, fiyatları düştü. Buzağı tanesini geçen sene 6.000 lira satıyorduk, şimdi ise 3'e 4'e satıyoruz. Hayvancılık düştü. Evet. Para kazanamıyoruz. Samanın kilosu şimdi Kars'ta 1000 lira. Bu sene de kurak gitti memleketimiz. Evet. Arpa da olmadı, buğday da olmadı, saman da olmadı. Bizim burası kış memleketi, 8 ay hayvanlar İçeride yemiyor. Evet. Zor işler. Bu tip şeyler de var efendim. Ben sözü müsaadenizle oğlunuza vermek istiyorum. Faruk Bey'e teşekkür ediyorum size. Faruk Bey, sizleri tanıyalım efendim. Buyurun. Merhabalar. Benim ismim Faruk Tipioğlu. Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunuyum. Ayrıca evet. Kafkas Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım siyaset biliminde. Yine bir yıl akademisyenlik yaptım üniversitede. Öğretim görevi yaptım. Hukuk bilimleri alanında. Ben de bu tarım ve hayvancılık sektöründen babadan, dededen görerek girdik. Halen de aktifiz zaten. Yaklaşık 27 yaşındayım. Kendimi bildim bileli bu sektördeyim. Biz geçmişin ve geleceğin değerlerini ortak noktada buluşturma çabası içindeyiz. Tabii. Evet. Bunun için biz teknolojiye, gelişen sanayiye ve bunlara bağlı olarak ekonomiye dair şeyler yapmaya çalışıyoruz. Babamın dediği şeyler doğru. Bu yıl ülke Kars ekonomisinde bir kuraklık var. Yani iklimsel olarak. Bu da hayvan fiyatlarına yansıdı. Bu hayvancılıkla uğraşan insanların büyük bir nebzesi bu sıkıntının içinde. Dediği gibi saman fiyatları, yani hayvancılık sektöründe girdi fiyatları artmasına rağmen istenilen hayvan satışında randıman elde edemiyor. Bu da bizi bir nebze olsun duraksamaya itiyor. Evet, yani şurada şu an burada baba o sır sırta omuz omuza verdik, mücadele ediyorsunuz diyebiliriz. Evet. Peki neler yapıyoruz efendim? Biraz firmayı tanımak istiyorum sizlerden. Burada vermiş olduğunuz hizmetler neler Faruk Bey? Burada verdiğimiz hizmetler. Biz öncelikle burada yaklaşık 5000 dönümlük bir arazimiz var. 5000 dönüm arazinin yarı yarıya ekimi ve şey var. Yarısı ekim arazisi, geriye kalan arazisi kuru arazi. Hayvanların mera hayvancılığı için bir noktada otlaması için gerekli olan bir arazi. Bu 2500 dönümlük ekilen araziye biz arpa, buğday, yulaf ve bunlara bağlı olarak fi ürünü ekiyoruz. Bu ektiğimiz ürünleri satmak için değil, hayvanımız için yani yapıyoruz bu işi. Ya kendi hayvanınız için. Kendi hayvanı. Biz burada babam gibi 5 kardeş burada. Yaklaşık olarak 600 tane hayvan besliyorlar. Ve bu 600 tane hayvanın şeyini bu 2500 dönüm araziden çıkartıyoruz. Ayrıca yazın Nisan ve Ekim ayları arasında hayvan arazide mera hayvancılığı yapar. Bu da süt kalitesinden tutun buzağının gelişmesine, hayvanın kalitesine kadar her şeyi çok etkiler. Çünkü hayvan %100 doğal beslenir.
örnek veriyorum, kışın o içeri aldığımızda hayvana biz mecburi yem yedirmek zorundayız. Ama diğer taraftan mer hayvancılığında hiçbir etki yapmadan sadece su ve hayvanın arazide otladığı otla idare eder. Bu da sütün kalitesini ve hayvanın verimini gösterir. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim efendim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür, biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler size. İyi günler. Allah razı olsun. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Kars Merkez'den seslendik ve şüphesiz tartışmasız sektörünün lider firması ile beraberdik. Tipoğlu çiftliğine konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.